Parantez açalım mı buraya? Hazır Batı'ya, Mondros mütarekesine vesaire dönmüşken Batı'nın Türkiye'ye bakışı nasıldı? Hep hasta adam, hasta adam diyoruz ama hasta adam ne demek? İşte kuzeyde Rum Pontus, işte bir bölüm İtalya, bir bölüm İtalya'nın Türkiye'deki emelleri, işte İngiltere'nin, Fransa'nın zaten hali hazırda var olan emelleri. Ne istiyorlardı? Türkiye'yi tamamen parçalamak, bölmek ve sadece İstanbul'un Türkiye'ye ait olması mı? Ki bu pek mümkün görünmüyor çünkü İstanbul çok önemli bir konjonktürel olarak bölge. Nasıl bir parçalama, bölme ve nasıl bir paylaşma isteği vardı? Şimdi bu hasta adam meselesi şey, yani Osmanlı Devleti'ni yani hem yönetim tarzı itibariyle hem de hem yönetim tarzı itibariyle hem de iktisadi toplumsal olarak sorunlu bir bölge olmalarından, bu sorunlu bölge olarak gördüklerinden, görmelerinden kaynaklanan, yani bu 19. yüzyıl ifadesi. Yani bir şekilde sıkıntılarına, sağlık sorunlarına bir tedavi, bir kür verilmesi gereken bir bölge, devlet. Bir bölge. Ama bu kür ağır bir cerrahi operasyonu da gerektirir diye düşünülüyordu. Zaten işte Türklerin Ön Asya'daki varlığı 19. yüzyıldan itibaren, yani işte demin yeri geldi, kısaca değindik. Yani Batı'da bu sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan tablo Osmanlı Devleti'nin, yani bu şeyden, Karlofça ve Pasarofça'dan sonra koşullar değişiyor. Koşullar değişiyor ve bu Türkleri artık Avrupa'dan atalım. Türklerin Avrupa'dan atılması planından sonra bir de Türklerin Ön Asya'dan atılması planı da gündeme getirilebiliyor. Pekala getirilebilir. İşte bu hasta adam aslında o demek. Yani Osmanlı İmparatorluğu'na bir şey yapalım ama yapılabilecek şeyin sınırının ne olacağını tabii ki savaşın sonundaki koşullar belli edecekti. Tabii. Bir taraftan da tabii şey var, işte Başkan Wilson, işte bu Cemiyet-i Akvam planı. Yani bir taraftan modern çağın nasıl diyeyim, devletler hukuku düzeninin şey verebileceği, nasıl diyeyim, cevaz verebileceği bir sınır var. Yani toptan Türkleri yok edemeyeceğinize göre. Onlara böyle işte bir çeşit işte Umman Sultanlığı gibi böyle bir Orta Anadolu'da bir devlete dönüştürmek. Küçük sorunsuz, yani problem yaratmayan. Belki Konya'da, belki şeyde, ama İstanbul'un kesinlikle onların elinden alındığı. Konya civarı mı Konya olur, Bursa olur, başka Sivas yer olur. Sivas yani, olur belki Anadolu'da. Yani geçmişteki o işte Osmanlı asırlarıyla hiç alakası olmayan, bir taraftan da işte bu İslam dünyasının nasıl diyeyim, hilafetini ama yine İngiliz vesayeti altında devam ettirecek böyle bir tabi, bağımlı bir devlet olarak düşünüyorlardı. İşte yani böyle planların olduğu bir ortamdan, yani Türklerin, Anadolu halkının bir milli kurtuluş savaşı örgütleyebilmeleri ve kendileri için biçilmiş olan bu planı reddederek, diğer milletler, yani medeni milletler nasıl yönetiliyoruz? Hakları neyse, bizim de işte o dünyanın eşit bir üyesi olma hakkı. Yani işin temelinde bir de şey var, meşru bir zemin var. Siz kendiniz için istediğiniz hakları, yani çağdaş hakları, biz kendimiz için fazlasını istemiyoruz ki. Yani bu bizim hakkımız, o dönemde, yani kendi bu dönemde. Kendinizi yönetme hakkı. Siz bunu ortadan kaldıracak bir tasarrufta bulunamaz. Yani müdafaa hukuk bu demek zaten. Adı üzerinde yani. Müdafaa hukuk ya, hakları savun. Hangi haklar bunlar? İşte ulusların kendi kaderini tayin hakkı. Tabii ki. Yani Atatürk'ün önderlik ettiği Milli Kurtuluş Savaşı'nın temelindeki meşruiyet zemini buydu. Yani bize tanınmayan bu şeyin. Peki bu nedir? İşte yani Anadolu halkının Anadolu'daki demografik varlığın self determinasyon hakkı. Siz bunu tanımazsınız, bunu ortadan kaldıracak bir plan, bir öneriyle gelirseniz tabii ki bunu hükümet kabul etse bile, buna mukavemet geliştirecek bir çevre olabilir. İşte o çevrede Anadolu'daki şey,
Hocam bir soru sormak istiyorum. Şimdi Anadolu'da böyle bir örgütlenmeye meyillilik var belli ki. Çünkü Anadolu kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir manda, herhangi bir bölünme, herhangi bir üzerinde hak, hukuk başka bir devletin istemiyor. Bunu tabii ki İstanbul hükümeti de görüyor, padişahlık hükümeti de görüyor. Atatürk bunu başarabildiyse padişahlık hükümeti de başarabilirdi. Padişahlık sistemi Vahdettin neden bunu yapmayı tercih etmedi? Neden Anadolu'yu örgütlemeyi tercih etmedi de İtlaf Devletleri'ne şey boyun eğdi? Şöyle diyeyim, şöyle anlaşılması lazım. Bir kere tabii biz bugünden baktığımızda bunun olabileceğini düşünüyoruz. Niye ola, daha doğrusu o günkü koşulları, işte kısıtlı zamanımızda her başlığa değinmek mümkün olamıyor. Yani mütarekeyle birlikte temel eğilim işte yani padişah başta olmak üzere, Sultan Vahdettin başta olmak üzere temel eğilim aslında savaşın galipler cephesiyle nasıl diyeyim, sıkı bir işbirliğiyle. Yani şöyle diyelim, şöyle demek yarar var. Yani bir savaşa girildi. Biz bu savaşta mağlup olduk. Zaten ben de bu, yani Sultan Vahdettin açısından düşünelim. Madem evet, konuyu oraya getirmek evet istiyorsunuz. İşte 1918'in işte yazında Sultan Reşat öldü. Onun yerine tahta çıktı. Evet. Onun öncesinde Atatürk'le birlikte veliaht olarak işte Alman cephesine gitmişti. Tanıyor Atatürk'ü. Evet. O yaz bu değişiklik olduğunda imparatorluk zaten yenilmek üzere ama kimler yönetimdeydi? Kimler İttihat ve Terakki yönetimdeydi. Savaş bittiğinde ve mütareke imza edildiğinde bir taraftan İttihat ve Terakki yönetimi yönetimden düşmüş oldu. Ve tahta geçen padişah, yani tahta geçen padişah bir meşruti idareyi devralmış oldu. Şimdi buradan buradan Vahdettin'in gördüğü şey, Vahdettin'in projeksiyonu mütarekeden sonra faturayı iddiaçılara keseriz. Aslında biz biz yanlış cepheden savaşa girmiştik ve bu yanlışlığı benim yönetimin altına düzelteceğiz şeklinde bir nasıl diyeyim yeni bir oluşum ortaya konulmuş oldu. Şunu demek istiyorum. Özellikle Kasım'da yani bu İstanbul'un işte önce de facto fiilen işgal altına alınmasından sonra bakın yönetim değişti. Sizin savaş öncesi ve savaş sırasında kafanızda problem olan her şeyi biz halledeceğiz. İşte bu tehcir meselesiyle ilgili yani İttihat ve Terakki döneminin sorgulanması ve yargılanması ile ilgili bir süreç başladı. Hiç ona değinmedik. Yani 1918 sonbaharından şeye kadar yani bu Anadolu Hareketi'nin yükselişi ne kadar hatta yükselişinden sonra bile devam ettirilen ve müttefiklerin bir anlamda tazyikiyle, baskısıyla gündeme getirilmiş olan şey var. Divan-ı Harp yargılamaları var. Yani bir anlamda kendilerince öyle olduğunu varsaydıkları savaş suçları ve savaş suçlularının yargılanması. Onun dışında tabii ki yani eski yöneticilerin, İttihat ve Terakki'nin askeri mülki kadrolarının işte tutuklanması, gözaltına alınması, Malta'ya sürülmeleri bunların hepsi bu Atatürk Anadolu'ya geçtiği kadar ki o alt dönemde yani 1918 sonbaharından 1919 baharına kadar olan dönemde hepsi bunların şey oluyor yani düşün yani. Fethi Bey bile şeyde yani işte Harbiye Nezaretinde Bekir Ağabeyli'nde yani tutuklananlardan veya yargılananlardan bir tanesi bir önceki hükümetin İçişleri Bakanı. Şey diyecektim yani bu savaş öncesindeki durum, daha doğrusu Anadolu'ya geçiş öncesindeki durum, yani sizin Vahdettin'den geldik buraya. Şey yapayım. Hocam bir tane daha enteresan soru sormak istiyorum. Şunu bitireyim müsaade. Tabii buyurun. Vahdettin Batı ile işbirliğin, özellikle İngiltere ile yakınlaşmanın hem tahtını hem de devletini kurtarabileceğini sanıyordu. Şöyle diyeyim, yani masada İngiltere ile yakınlaşma ve İngiltere ile teşviki mesai etme, yani diğer müttefiklere karşı bizi korur ve ben de daha sonra yönetimimi bu şekilde sürdürürüm. İşte hilafetimi İngiliz vesayeti altında sürdürürüm. Bu İngiltere'nin de işine gelir.
Yani bana böyle bir rol verilmesi İngiltere'nin de kabul etmeyeceği bir şey değildir diye düşünüyordu. Yani iddiatçıları aşağılarız, iddiatçıları yargılarız, idam cezasına çarptırırız. Kaçanlar gıyaplarında şey olurlar, mahkum olurlar. Bu İngiltere'yi tatmin eder, hoşnut eder ve dolayısıyla benim işte kafamdaki projeyle birebir örtüşmese bile yani neticede durumu kurtarırız diye düşünüyorlardı. Yani genel olarak yani şöyle diyeyim, Osmanlı kamuoyunda bu ağırlıklı olan eğilim aslında şey yapıyor. Yani öyle bir mukavemet var. Zaten yenilmişsin. Zaten yenilmişsin. Yani 2,5 milyon civarında silah altına alınmış bulunan tekrar Osmanlı, mukavemete, tekrar silaha mümkün değil zaten. Yani 1918 yani aynı anda tabii ki bütün boyutları inceleyebilmek mümkün olmuyor ama 1918'de yani niye Osmanlı hükümeti mütareke talep etti? Çünkü çökmüşsün. Çökmüş. Yani zaten 1918, daha ne 1918 sonbaharında işte General Allenby'nin bu Filistin cephesindeki taarruzundan sonra yani zaten Çanakkale Savaşı bitti. Çanakkale Savaşı bir taraftan bir zaferdir ama bir tarafta kaynakları epey tüketmiş bir zaferdir. Tabii. Bir tarafta Sarıkamış Harekatı var, bir taraftan işte bu Irak cephesinde olanlar var. Avrupa Savaşı bir taraftan devam ediyor. Yani meseleyi askeri olarak baktığınızda, askeri ve beşeri olarak baktığınızda durum hiç parlak değil. Yani hani şey denir ya, bilmiyorum siz o devre yetiştiniz mi? Ne hocam, hangisi? Umarım aslında biz galiptir ama... Ama Almanlar yenik Almanlar olduğu için biz de yenil sayıldık. Biz de yani böyle bir şey söz konusu Breslau değil. Breslau ve Goblen. Yani şeydi, tabii bu hoş bir senaryo ama gerçek ama, değil bu. Gerçek değil. Gerçek, yani Almanlar da yenildi, biz de yenildik. Ha şimdi şöyle diyeyim, yani biz de yenildik ama yani... Yani knockout olmuş değildik. Knockout olmadığımızı gösteren işte böyle bir Milli Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyebilme gücümüz. Ama bunu şey yapabilecek, nasıl diyeyim, imkanlar çok kısıtlıydı.